İrlandalı bir yazar bu konuda şöyle bir tespitte bulundu. Kan kokusu almış bir köpek balığından daha tehlikelisi petrol kokusu almış emperyalistler. Kralın Paris'e inmesi mücadelenin tam hızla devam ettiğini gösteriyordu. Soros'ta, Tony Blair'da, Jacob Rothschild'da Brexit'e karşıydı. Çeşitli sebeplerle bunu dile getirmekteydiler. Peki neler oluyordu? Gelin detaylara yakından bakalım. Belli merkezleri, sinir uçlarını elde tutmak, ne olup bittiğini anlamak ve Türkiye'ye etkisi ne olur sorusunun cevabını aramak. Bunu yapmaya başladığınızda her önemli zirvenin içinde hissediyorsunuz kendinizi. Temasları, çıkışları analiz ederek yürüdüğünüzde büyük hesaplaşmayı, mücadeleyi çıplak gözle görebilir hale geliyorsunuz. Kral Charles tahta geçtikten sonra ilk ziyaretini Paris'e yapmak istedi. Macron buna dünden razıydı. Emeklilik yasasına itiraz edenler sokakları karıştırdı. Yani bir güç, bir el, bir akıl, biz sizi Brexit'le ayırdık. Ne işiniz var yan yana? Buna izin veremeyiz, diyordu. Öyle de oluyordu. Kral da vazgeçmiyordu. Bu kez Avrupa'nın kalbine yürüyordu. Soluğu Berlin'de alıyordu. Almanca konuşuyordu. Soy olarak zaten Almandı. 2016'da Brexit'le ayrılan yolların tamiri için sahne değişiyordu sanki. Kral bu havayı veriyordu. Aradan zaman geçiyor. Charles kendini engelleyenlerin inadına Paris'e iniyordu. Macron'la bir araya geliyordu. Paris tarihi günleri yaşıyordu. Kralın onuruna verilen yemekler, davetler en ince detaya kadar takip ediliyordu. Türkiye'den pek bakan olmasa da Kral Charles konuşmalarında Fransa ile İngiltere arasında daha yakın ilişkiler kurulması çağrısında bulundu. Macron ise kitabın ortasından daldı. Neredeyse içinde Brexit geçmeyen cümle kurmadı. Ertelemek zorunda kaldıkları ziyarete değindi. Sonra güncele geldi. Fransız Devlet Başkanı Macron, kralın gözlerinin içine bakarak Brexit'e rağmen "Biliyorum majesteleri, zorlukların üstesinden gelmek ve ortak davalarımıza hizmet etmek için kıtamızın geleceğinin bir kısmını birlikte yazmaya devam edeceğiz" dedi. Ve Macron konuşmasını, Kral Charles'ın ziyaretini geçmişimize bir saygı duruşu ve geleceğin garantisi olarak tanımlayıp sonlandırdı. Kraldan da sürpriz geliyor ve iki ülke ilişkilerinin hiçbir zaman basit olmadığının altını çiziyordu. Bunları dile getirirken de Fransızca konuşuyordu. Almanya'ya gidiyor Almanca, Fransa'ya gidiyor Fransızca. Açık ve net olarak dile getirilmese de Kral Charles Brexit'ten geri dönmenin yollarını arıyordu. İngiltere içinde Brexit taraftarı olduğu kadar karşı olanlar da vardı. Büyük kavgayı Brexit üzerinden anlatmaya çabaladım. Kralın Paris'e inmesi mücadelenin tam hızla devam ettiğini gösteriyordu. Soros'ta, Tony Blair'de, Jacob Rothschild'da Brexit'e karşıydı. Çeşitli sebeplerle bunu dile getirmekteydiler. Ünlü spekülatör George Soros, Brexit'e karşı olduğunu net olarak söylerken 500 bin sterlin vererek karşı kampanyayı başlatıyordu. Brexit'in her iki tarafa da zarar vereceğini savunan Soros, ayrılık uzun süre alacak muhtemelen, 5 yıldan uzun sürecek. Siyasette 5 yıl sonsuzluk gibidir. Özellikle de bugünkü gibi devrimsel zamanlarda. Halk karar vermeli. Best for Britain inisiyatifini bu nedenle destekliyorum ifadelerini kullanmıştı. Lord Jacob Rothschild da tarafını seçiyor ve Avrupa'dan ayrılmaya karşı çıkıyordu. Bazen konuşmalarla bazen yazdıklarıyla. Rothschild bir keresinde Avrupa'dan ayrılma Birleşik Krallık'ta düzensizliği başlatacak, zarar verici. Dünya sahnesinde azalan bir rol oynamamızı kabul etmeniz için hiçbir iyi neden göremiyorum diyerek Britanyalılara sesleniyordu. O döneme bir de madalyonun diğer tarafından bakalım. Trump bunu anlamanın yollarından biriydi. Öteki Amerika'ydı ne de olsa. Trump, Beyaz Saray'da kendisini ziyaret eden İngiltere Başbakanı Theresa May ile 2 saat görüşüyor, sonra açıklama yapıyordu. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışı gerçekleşecek ve bu gerçekleşmeli ifadelerini kullanan Trump, Başbakan May'i tebrik ediyor, ardından da İngiltere kendi sınırları olmasını istiyor, kendi işlerini yürütmek istiyor. Burası çok özel bir yer ve özel bir yeri hak ettiğini düşünüyorum diyerek noktayı koyuyordu. Köprünün altından sular akıyordu. Amerika'da Trump gidiyor, BlackRock'ın başkanı olarak bilinen Biden Beyaz Saray'a geçiyor ve Obama döneminde yarım bıraktıkları işleri toparlıyordu. İki Amerika'nın, iki Avrupa'nın, iki İngiltere'nin Paris Agreement'ta bile izleri vardı. Obama'nın attığı imzayı Trump siliyordu. Ülkesini anlaşmadan çekiyordu, hatırlayın. Yani bölünmede iki ekol olarak mücadele her aşamada görülmekteydi.
Türkiye'deki siyasette biraz bu dengenin yönüne göre şekillenirdi. Doğal olarak aksi düşünülemezdi. Uzaktan bakınca bile hem Amerika'nın hem İngiltere'nin hem de Avrupa Birliği'nin buradaki izlerini yok sayamayız. Maalesef böyle. Bu siyasetin kalbine giden yollarda da var. Eğer İngiltere Biden'ın Amerika'sına yanaşıyor ve sığınıyorsa, Avrupa da buna dünden razıysa ki başka seçenekleri yok, küresel dengede ses getirecek değişimler kapıdaydı demektir. Türkiye bunun kesinlikle dışında kalamazdı. Kimse kalamazdı. Yeni bir siyasi algoritma yazılırdı. Kralın Paris'e gitmesine izin vermeyenlerle her şeye rağmen geç de olsa gitmesini sağlayanların mücadelesiydi bu. Herkes işin içindeydi anlayacağınız. Küresel ekolün temsilcileri yeni format için buluşuyor, Davos ruhunu canlandırıyorlardı. Londra'nın Kral Charles'la Avrupa'ya dönüşü Tony Blair'in zaferi olacaktı. Blair'in Amerika'ya nasıl baktıysa yukarıdaki satırlarda vardı. Durum böyle olunca Amerika'nın liderliğindeki Batı karşıya Çin'i koyuyordu. Aynı Batı temiz ve yeşil enerjiyle Hindistan'ı zaten yanlarına almıştı. İlginçtir, İngiltere'de de Hint kökenli Rishi Sunak başbakandı. Taşlar çok hızlı bir şekilde oturuyordu. İki ekol hem kendi içinde hem dışında çatışıyordu. Yol alansa şimdilik küresel ekole yakın duranlar, dünyaya oradan bakanlardı. Daha dün hem Başkan Erdoğan hem Devlet Bey Avrupa Birliği'ne, Avrupa'ya sert çıkışlara imza atıyordu. Eğer İngiltere de Avrupa Birliği'ne yönelirse, Brexit ortadan kalkarsa bu değişimin dışında kimse kalamazdı. Herkes bir şekilde etkilenirdi. İç siyaset resmen yeniden yazılırdı. Başkan Erdoğan yeni bir formatla devam etmek zorunda kalırdı. Kartların da, taşların da hızla değiştiği bir evredeydik. Bir akıl dünyayı hızla değiştiriyordu. Net. Bunu görmek ve buna göre yol almak şarttı. Eski sözlerin anlam taşımadığı bir kulvara giriyorduk. Çok sürpriz olacak. Çok. Sayın Trump, siz Türkiye'nin demokrasi iradesini dolarlarınızda satın alamazsınız. Bizim kararımız bellidir. Bunu Amerikalı dostlarımızla birlikte yapmak hepimiz için en ideal yoldur. Ama böyle bir zemin oluşmazsa, hazırlıklarımız tamam, kendi imkanlarımızla bu işe başlayacağız. Böylece Amerika'nın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının hukuksuzluğu tüm dünya tarafından kabul edilmiş oldu. Özellikle Avrupa'nın bu konuda Türkiye'ye çok büyük borcu olduğunu kimse inkar edemez. Bu gerçeklere rağmen PYD'ye verilen destekle on binlerce tır dolusu bütün silah, mühimmat, her şeyi ücretsiz veriyorlar. Kime veriyorlar? Terör örgütüne, PKK ve yandaşlarına. Kim veriyor? Bizim stratejik müttefikimiz olarak görünenler veriyor. Ya biz paramızla almamız gerekeni alamıyoruz ama terör örgütlerine bunlar silahları veriyor.